Ve hiç ama hiç vakit kaybetmeden efendim bir sorumuzla başlayalım. Sonra konularımız var, onlara da gireceğiz. Özellikle bugün de bir sureyi tanıtacağım size. O sureyi çok okumanızı da tavsiye edeceğim. Alo. Hocam merhaba. Cumamız mübarek, mübarek olsun. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim hocam. Rabbim yardımcımız olsun. Hocam bir aile problemi var. 2016 yılında ben bir aile faciası yaşadım. Benim 28 yaşında üniversite mezunu kızım bipolar hastalık sebebiyle intihar etti. Evet. Bu hastalık kızımın üzerinde nöbetler halinde gelip gidiyordu. Bu hastalık geldiği zaman kızım kendini kaybediyor. Şuur kendisinde olmuyordu. Ne söz dinliyor, ne söylenenini yapıyordu. Sonunda kızım ölmek istiyorum ifadesini annesine de bana da söyledi birkaç sefer. Evet. Belirli bir zaman geçtikten sonra kızım intihar etti hocam. Evet. Şimdi evet. Kızım bu hastalığı doğumla beraber kendisi sahip olmuş vaziyette. Bu hastalık üzerinde oluştuğu zaman ne yaptığını bilmiyor. Şuur yerinde değil. Dolayısıyla krize girdik. Krize girdikten sonra da intihar etmiş duruma girdi. Evet. Şimdi hocam sormak istediğim konu şu. Rabbim bu hastalığı çocuğuma doğumla beraber verdi. Evet. Çocuk hastalık tezahür ettiği zaman kendini bilmiyor. Şimdi Rabbim kitabında kendi canına kıymanın, intihar etmenin haram olduğunu, günah olduğunu söylüyor. Fakat evet, bu hastalık kızım da doğumdan beri, yani kızımın elinde olmayan sebeplerle kendisine vasıl olduğu için bu hastalık sonunda intihar etti. Şimdi burada kitabımız Kur'an'da yorum nedir? Yani şimdi bu bilerek şuur yerinde iken intihar etmiş olsa günah olduğunu kitabımızın Kur'an'da açıklamalarından öğrendik, biliyoruz. Evet. Fakat hastalıktan dolayı, şuur yerinde olmadığından dolayı meydana gelen bu ölüm olayının dinimizde, kitabımızda yorumu nedir hocam? Ben bunu sizden öğrenmek istiyorum. Beni bir aydınlatırsanız, evet, epeydir merak ettiğim bu dini noktadaki sıkıntımı gidermiş olacaksınız. Peki efendim. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun kızınızın. Amin hocam. Amin cümlemize. Küçükken bunun farkında mıydınız efendim? Küçükken de var mıydı? Yani erginlikten önce de bu halleri var mıydı? Hocam çocukluğundan beri bu çocuk içine kapanık idi. Evet. Eğlenmek, neşelenmek gibi hareketler uzaktı. Ben bunu İstanbul'da tedavisini de yaptırdım. 1,5 ay. Evet. İstanbul Ruh ve Akıl Sağlığı Hastanesi'nde tedavisini de yaptırdım. Tedaviden 2,5 sene sonra bu ölüm olayı meydana geldi. Anladım. 6 yıl önce vefat etmiş, doğru mu? 2016'da, doğrudur hocam. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki intihar büyük günahlardan biridir. Ama elbette ki sık sık söylediğim gibi hiç kimse %90 insanlar %90'ı keyfi olarak güle eğlene çok mutlu olduğu için intihar etmez yani. İnsanlar intihar ederken mutlaka bir problemleri vardır, sıkıntıları vardır. O sıkıntıya direnememiştir veya işte intiharı efendim tetikleyen bazı şeyler seyretmiş, görmüş, okumuş olabilir veya hayattan bıkmıştır, direnememiştir. Bundan dolayı intihar etmiştir. Yani intiharları değerlendirirken bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekir. Bazen çok sağlam iradeli insanlar da intihar edebiliyor. Yani bu intihar zayıf insanların başvurduğu bir yöntem değil. Ben bildiğim sağlam iradeli insanlar var. Bir anlık bir telaş, vesvese veya işte bir anlık bir bıkkıntı, bir şey, bıkkınlık intihara sebep olabiliyor. Allah bütün çocukları, gençleri, yaşlıları, her yaştan insanı öncelikle bundan korusun diye dua edelim. İntiharı tabii kategorize etmek lazım, yani ayırmak lazım. Bütün intihar edenleri aynı yerde saymak doğru değildir. Şimdi daha önce işte intihar ediyorum, hayattan bir hazzım kalmadı. Alacak bir şeyim yok, bir inancı da olmadığı için biraz herhalde.
canlı yayında intihar eden insanlar var biliyorsunuz. Biraz keyfi manada kafasındaki bir hayatı kurduramadığı için intihar eden insanlar var. Bunlar ile sizin kızınızın durumu arasında çok büyük fark var. Sizin kızınız işte doğumla beraber gelen veya daha sonra tetiklenmiş olan, belki üstesinden gelemediği, halledemediği, kafasındaki bazı vesveselerden, bazı şeylerden dolayı intihar noktasına gelmiş ve intihar etmiş, tedavi de görmüş daha önce. Belki ilaç da kullanıyordur muhtemel. Onun için sizin kızınızı hiçbir tür intiharı biz tabii ki meşru sayamayız, doğrusu göremeyiz, yanlış sayarız. Ama kızınızı oraya iten bazı şeyler var. Cenab-ı Allah'ın bunları mutlaka hesaba tutacağını biliyoruz. Onun için kızınızla ilgili manevi bir endişeniz olmasın düşüncesindeyim ben. Durumundan dolayı bu intiharla diğer intiharlar arasında fark mevcuttur. İntihar edenler keşke kızınız gibi hastalığı olanları söylemiyorum. Sevgilisini terk etmiş, sevgilisi onu terk etmiş. Yani sevdiği işte nişanlısı, ev, kocası. Veya ağır bir laf duymuş, bir anda kendini denize atıyor. Yukarıdan bir yerden atıyor. Bir silahlı ateşi silah kullanıyor. Kendi hayatına son veriyor. Veya borçlardan dolayı bir şey olmuş, bir ekonomik sıkıntı yaşamış. Veya başka bir şey, bir boşanma olayı yaşamış. Bundan dolayı intihar ediyorlar. İntihar edenler eğer o an bu psikolojiden sıyrılabilip de 4 saat sonra durumlarını eğer değerlendirmiş olsalardı hiçbir intihar etmeyecekti belki. Bir anlık bir tükenmişlik tabii. Bu bir sendrom aynı zamanda. Bu intihara götürebiliyor. Peki Allah affeder mi diye bu sorunun cevabını mutlaka merak ediyorsunuzdur. Kur'an-ı Kerim bize diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah şirk hariç. Nedir şirk? Allah'ın varlığını inkar etmek veya Allah'a ortak koşmak veya Allah'ın kontrolünü başkasında zannetmek veya Allah'ın otoritesini başka yerlere, mahfillere vermek, otoriteyi inkar etmek, bu şirktir. Şirk ile ölen kafirdir ve bunun şey yoktur. Bunun şefaati de yok, kurtuluşu da yoktur. Ama şirk olmadan zina, kumar, kul hakkı yemek, intihar etmek gibi gibi binlerce günah sayabilirsiniz. Bu günahlardan birini işlemiş ve de tövbe etmemişse. Bakın tövbe etmişse zaten Allah bağışlar inşallah. Ama tövbe de etmedi ve bu haliyle öldü gitti. Allah dilerse onu da affeder. Allah'ın beyan ettiği ve affetmeyecek tek günah şirktir. Onun dışındaki bütün günahları dilerse affeder. Onun için kızınızla ilgili beyefendi, benim acizane kanaatim, benim yorumum sorumlu değildir yaptığı eylemlerden. Çünkü aklı başında olmayan kişi sorumlu değildir. Deli olan kişi, akli melekeleri olmayan kişi sorumlu değildir. Uykudayken bir insan yaptığı şeyden dolayı sorumlu değildir. Yani bir insan uykudayken birinin üzerine düştü, adam öldü. Ya bundan sorumlu olmaz ki. Elinde olan bir şey değildir. Bu özelliklerden birinin içine giren kişi sorumlu olmaz. Kızınız da bunların içine giriyor. Onun için kızınıza okuyun, dua edin ona. Cennete buluşmayı temenni ediniz. Ama kızınız için cehennemdedir, ebedi kalacak, yok kurtulmaz gibi boş sözleri de çok ciddiye almayın. Allah size, eşinize sabrı cemil ihsan eylesin. Kızınıza da rahmet eylesin.